Merhaba canlarım. İyi günler dilerim hepinize. Saat 18. Tarih 19 Kasım 2018. 19 Kasım 2018. 19 Kasım 2018. Ay baktım da doğru söylemişim bugün ama bir arkadaşımız herhalde yanlış söylediğimi zannetmiş. Problem yok olabilir. Şaşırabilirim zaman zaman. Benim güzel arkadaşlarım. Evet öğlen de anlattım kredi garanti fonunun ne kadar boş harcandığını, bu sene de öyle olduğunu, daha devam ederse şey hep öyle olacağını, bunun asla üretimi yaramayacağını, sadece ve sadece kobilerin bir kısım borçlarının takla attırılacağını, takla attırılacağını, İnşaat sektörüne belki biraz destek verilecek ama artık bugünkü faizlerle o da imkansız. 2017'de faizler fena değildi inşaat sektöründe. Eee Kredi garanti fonu desteğine düşük faizle para alan kobiciler, borcu da yoksa bankalara, onlarla gittiler inşaat daireler aldılar. Ya da otomobiller, lüks otomobiller aldılar. Bir kısmı da döviz aldı, hisse senedi aldı falan filan. Yani bir işe yaramadı, üretime dönüşmedi. Üretime dönseydi zaten enflasyon yaşamazdık. Bu kadar faiz olmazdı. Tabii enflasyon faiz, kedi kuyruğunu kovalıyor. Enflasyon geliyor, arkasına faiz geliyor. Enflasyon geliyor, arkasına faiz geliyor. Halbuki önce faiz yapsalar, önce faiz yapsalar büyük ihtimalle hem döviz kurları ile ilgili hem de enflasyonla ilgili tedbir alacaklar ama yapmıyorlar. Kedi kuyruğunu kovalıyor. Tutabilir mi? Tutamaz. Ülkeyi yönetenler bunu bilir mi? Bilirler. Peki neden bildikleri halde kedi kuyruğunu kovalar gibi habire kovalıyorlar? Neden sürekli önce enflasyonun yükselmesini bekleyip ondan sonra faize başvuruyorlar? Başkan. Çünkü başkanın yanında o kafada iktisatçılar var ki sözde iktisatçı. Ben iktisatçı diyemem onlara kusura bakmasınlar. Çünkü onların bildikleri iktisatın hiçbir kuramında yok. Hiçbir yerde yok öyle bir şey. Ve haliye gördünüz mü nereye geldiğimizi? Ya biz daha geçen sene, geçen sene yüzde on üçleri konuşuyorduk faizlerde. Yıllık yüzde on Bu sene yüzde yirmi konuşuyoruz. Ya bunun sorumlusu olmamalı mı? Yani Türkiye geçtiğimiz seneden bu seneye biz bir yılda yüzde 13'ten faizler yüzde %25 25'e geldi ise bunun müsebbibi Trump mı? Ekonomimizi Trump mu yönetiyor? Eğer Trump'ın laflarıyla bu noktaya geldiysek e zaten ekonomide hiçbir şey yokmuş ki. Ya sağlam bir ekonomi onun bunun lafınla böyle noktalara düşer mi Allah aşkınıza? Hadi bakalım şimdi Türkiye'nin en büyük oldukları için 4-5 tane, 10 tane, 1000 tane dedikodu yapsınlar. Çıksın bizim başkan da hatta söylesin falanca firma batıyor desin. İnanın, inanın o kadar güçlüler ki şu anda o firmalar. Ben isim vermeyeceğim kimler olduğunu anlıyorsunuz. Kılları kıpırdamaz. Hiçbir şey olmaz. Neden? E, güçlüler de onun için. Yıkılmaları için önce uluslararası, uluslararası şirketlerin o firmadan kaçıp gitmeleri lazım. Hiçbirisi gitmez. Aksine daha çok sarılırlar. Neden? İtibarlı firma. Peki devletin yönetimindeki ekonomi niye itibarsız? E çünkü ekonomiyi yönetenler ekonomiyi bilmiyorlar. Sürekli atıyorlar. Trakya'da avcının biri kahvede oturuyor. Abi diyor bir baktım diyor başımın üstünden ördek sürüsü geçiyor nasıl sattım veya Hemen dayandım çifteye. Atarım düşürürüm, atarım düşürürüm, atarım düşürürüm, atarım düşürürüm, atarım düşürürüm deyince biri demiş ki ya bir dakika ya atıyorsun düşüyorsun da düşüyorsun da çifteden bahsediyorum be ya. E sen hiç çifteyi doldurmaz mısın be ya demiş. Öteki yalancı avcı itiraz etmiş. Abi çifteyi doldurma vakit mi var sanırsın o anda? Atarım düşer, atarım düşer. <laughs> Bizim iktisat Ekonomimizi yönetenler aynı harcı gibi. Atıyorlar düşüyor, atıyorlar düşüyor, atıyorlar düşüyor. Ben ve benim gibileri sorduğunda iyi de arkadaş hiç çiftliğe doldurmaz mısın diye. Tabi bize basıyorlar fırçayı bu sefer. Dönüp kendilerine inanmak isteyenlere diyorlar ki bak bu münafık ya. Bunlar, bunlar nalet bunlar, vatan haini bunlar ya. Bunlar terörist ya. Ya arkadaş terörist falan değiliz ya. Terörle hiç işimiz yok. Terörün de Allah belasını versin, teröristin de Allah belasını versin. Ama arkadaşlar ya biz de bugün bu ülkenin insanlarıyız ya. Atmayın bu kadar be. Hani atma şimdi diyeceğim ismi olmaz. Atma bilmem ne din kardeşliğiz derler. Tesadüfen o isim orada bir sevgili bir yöneticimize ait onun için söylemiyorum. Ama atma arkadaş din kardeşiz ya. Yani bu atmalar Türkiye ekonomisine zarardan başka hiçbir şey vermiyor. Benim güzel arkadaşlarım canlarım okudunuz mu gazetelerde bilmiyorum. O noktaya geldik ki McKinsey uymadı. Dilo'yu tuşe verelim. Evet. <laughs> ya bu adım adım IMF'e gitmek. Neden ayak diliyorsunuz? Ya yani neden ayak diliyorsunuz ya? IMF'yi sevmeyebiliriz. Tamam kabul. Uluslararası para kuruluşlarını, kredi derecelendirme kuruluşlarını nefret ediyoruz. Çünkü bin atlı akıllarda çocuklar gibi şer olan bir ulusuz biz. Yemeyiz biz. We don't eat this because we are number child of İstanbul boys. <laughs> İyi de ama ortada bir de harita var. Realite. Ne demiş atalarımız? Denize düşen yılana sarılır. Ya boğulup kalacaksın denizde, ya tutulup gideceksin, çıkacaksın bir taraflara. Yok başka çaresi. Bırakın kavga etmeyi. Ha ben şimdi samimi söylüyorum. Dilo tuş anlaşma yapılacaksa yapılsın, hiç sakıncası yok. Bana çok kızacaklar. Aa, i̇lginçtir ya. İlginç falan ne biliyor musunuz? Ülkenin geleceğini düşündüğünü iddia eden ve samimiyetlerinden, temiz kalpliklerinden zerrece şüphe etmediğim çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili seçmen kardeşim, arkadaşım, Hatta MHP'liler, hatta iyi Partililer. Ya sırf halkın gözüne hoş görünmek için, kabadayı görünmek için IMF gibi şirketlere, işte yok Moody's'lere falan basıyorlar küfürü, hakareti. Ya yapmayın ya. Ya gerek yok ya. Küresel dünyadayız. Küresel dünyada isek bankalarımız, küresel bankaların hepsiyle swap işlemleri yapıyor. Ne yapacaksınız? Küresel bankalarla olan bütün bağlarımızı koparmalı mıyız? Koparacak mıyız? Yurt dışında okuyan çocuklarımıza ihtiyaçları olan paraları nasıl göndereceğiz? Posta ile mi? Postanın zarfı içine para koyup da mı göndereceğiz? Ne ile? İhracatçılarımız, ithalatçılarımız tahsilatlarını ve ödemelerini nasıl yapacaklar? Ne ile yapacaklar? Ya ne olur gerçekçi olalım. Lütfen gerçekçi olalım. Ben de IMF sevdalısı değilim. Kara kaşlarına kara gözlerine kurban falan da değilim. Ama arkadaşlar dilimde tüyü bitti. Bu ekonominin gereklilikleri ve gerçeklikleri bambaşka bir şeydir. Bunlara ters gelirsek olmaz. Başaramayız. Başaramıyoruz işte bugün gördünüz. Öyle bir şey yapıyoruz ki enflasyon Yükseliyor. Arkasından faizi yükseltiyoruz. Demin söylediğim gibi. Yahu neden ya kaçarken yaşa yaparken aklımız başımıza geliyor? Neden yumurtanın kapıya dayanmasını bekliyoruz? Yumurta kapıya dayanmadan tedbir alamaz mıyız biz? E seçilemezsen, E seçilemezsen seçilme. 16 sene seçildin de ne oldu? Bak ülkeyi getirdiğin yere. Bak. Bak ülke ne hale geldi. Neden? Hep seçileyim sevdaından. Aa beni seçsinler. Eyvah kaybedersem ne olur? E ne olacak? Ya bir zamanlar gece konuda yaşıyordum arkadaş be. Ne olacak? Ben de bir zamanlar malikanede yaşıyordum. Şimdi 87 metrekarede yaşıyorum. İnan bu, bu böylesi daha güzel. Ya sen de dönersin be, ki dönmezsin. De ki döndün ya. Ya ne olur ya. Eğer sen bu ülkeye hizmet ettiğinden eminsen. Bu ülke için iyi şeyler yaptığından eminsen. E bırak yaptıklarınla kal ya. Olmuyor, yürümüyor, gitmiyor. Görmüyor musun? Gitmiyor, yürümüyor, olmuyor. Perişan. Bak düne kadar sana destek veren bütün sanayici ve iş adamları hepsi döndüler. Hepsi döndüler. E dün dinledim İstanbul Ticaret Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan'ı. Düzgün adamdır, dürüst adamdır, namuslu iş adamıdır. E adam açık açık söylüyor. Yürümez. Öyle bir borçlandırdın ki ülkeyi. Ya bu borcun altından kalkabilmemiz için çok üretmemiz lazım. Çok 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 üretmemiz lazım. Ama bu arada tüketmemiz de lazım. Neden? E tüketmezsen de bu sefer Çin'e döneriz. İçerisi perişan olur. Ah 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 ah. Ne hatalar yaptın biliyor musun? Ne hatalar yaptın? O kadar paralar geldi geçti bu milletin elinden. O kadar. Olağanüstü büyük bütçelerimiz oldu. Olağanüstü. Olağanüstü büyük borçlanmalar yaptık. Çok büyük paralar aldık dışarıdan. Hepsi heba oldu gitti. Dağa, taşa, toprağa, havaya gitti hepsi. Ah daha çok değil. Geçen sene İstanbul borsası 120 bindeydi endeks. Bak nerelere geldi. Daha geçen sene başında 1 dolar 3 lira 84 kuruştu. Bak şimdi nerelerde. Bir ara nerelere çıktı. Hep hataların yüzünden. Hiç kimseyi suçlama. Ne olursun kimseyi suçlama. Bak son dönemlerde bağırmıyorsun, çağırmıyorsun, kimseyle kavga etmiyorsun, kimseyi aşağılamıyorsun. Bak dolar da stabil hale gelmeye başladı. Ya ne olur inatlaşmasak ya. Ne olur inatlaşmasanız ya. Ya ne olur gitseniz. Peki IMF'e de gitmediniz ama bir istikrar paketi açıklayın. Seçim kaybedersen ya kaybet şu seçimi ya. Allah aşkına kaybet şu seçimi ya. Ya ne olur seçimi kaybedersen ya. Ama bak Türkiye gidiyor. Türkiye ellerimizin arasından kayıyor. Dört ay daha bu gemi çok zor yüzecek. Biliyorum. Yüzdürmekte kararlısın, yüzdüreceksin. Ve yüzdürürsen yine de seçim kazanacaksın. Ama ondan sonra yönetebileceğin bir ekonomi bulamayacaksın. Yok gidecek bu ekonomi. Bunu kime anlatıyorum? Herkes anlatıyorum. Yani buradaki muhatabım Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Recep falan değil. Herkes. Bir kişi olarak alıyorum. Çünkü benim derdim kişilerle değil. Ben kurumlara anlatıyorum bunu. Türkiye Cumhuriyeti kurumsallaşmalı. Türkiye Cumhuriyeti bir tek kişiyle yürümez, yürütülemez. Yürütülemeyecek kadar da büyüktür, değerlidir. Ve saygındır. Saygı değerdir. Ondan bundan bekleyerek olmaz. Bakın varlık fonunu karşılık göstererek dışarıdan çok büyük ihtimalle krediler alınıyor. Çok yüksek faizli krediler. Bunun adı kamu halk dilinde benden sonrası tufandır. Olmaz. Geleyim muhalefet partilerine. Ya ey muhalefet partileri. Amacınız ne? Yönetilebilir bir Türkiye teslim almak mı? Yoksa batmış, bitmiş, çökmüş sizi de beraber alıp götürecek olan bir Türkiye mi? Deyin ki battı Türkiye. Türkiye batınca Tayip Tayyip Erdoğan artık hiçbir şeye bakamadan çekti gitti elinize ne geçecek? Hay elinize ne geçecek? Ya bırakın bu hamaseti ya. Ya bırakın bu halk dal kavuklunu ya. Halk sever kardeşim. Halk seviyor böyle şeyleri. Anlam Amerika, lan Almanya. E tamam ama sonuç. Sonuç ne olacak? vardı öyle bir tane reklam. Sinan Çetin çekmişti. Daha önce de anlatmıştım. Kadir'in anının daha da genç olduğu dönemlerde. Hatta siyah beyazdı galiba. Almanya'da işçiler toplanmışlar birbirlerine kendi aralarında. Delikanlının birinin sırtı dönük atıyor diğerlerine. Abi diyor Kadir inanlara diyor bir kordum mu diyor. Oturturum diyor. Benden ödü kopar diyor. O sırada da Kadir İnanır tabii geliyor reklam. Çocuk adamlar hemen falan kaç göz yapıyorlar. Bir dönüyor bu Kadir İnanır bir geliyor. Abim benim canım bana ayaklarını. Ya, böyle yapıyoruz. Böyle yap. Ben, ben bu devleti yönetenleri, bu siyasetçileri tanıyorum. Halka nasıl dışarıla kapalı kapılar ardında nasıl konuştuğunuzu biliyorum. Ya yapmayın be. Kapalı kapılar ardında ne konuşuyorsanız vatandaşa da konuşun, anlatın. Açık açık söyleyin yahu. Sıkıntıdayız deyin. Dertliyiz deyin. Bir süre için üret tüketiminizi erteleyin deyin. Ama satın almaktan vazgeçmeyin deyin. Bu ne demek biliyor musunuz? Tüketip satın almaktan vazgeçmemek ama tüketmemek. Yahu bir süre alsınlar vatandaşlar bir şeyi. Devlet de var yani e, kredi garanti fonu o fondan o fondan halkı desteklesin. Halka garanti versin. Halk Tüketim için gitsin fabrikalara, büyük fabrikalara, bayilerine, toptancılarına A ürününü satın alsın, parasını versin, ama desin ki bana malı bir sene sonra ver. Ya lütfen ya. Çünkü biz tüketimi önceleyerek buralara geldik. Tüketimi öne çekerek buralara geldik. Tüketimi de paramızla yapmadık. Kendi paramızla yapmadık. Mevcut paramızla yapmadık. Ya borçlandık ya borçlandık ya karşılıksız paralar basarak Ulufa gibi dağıttık. Olmadı. O Bunu sizden öncekiler de denediler. Olmadı. Olmuyor. Olmaz yapacağınız bir tek şey var. Halktan fedakarlığı son defa istemek. Dürüstçe, haysiyetlice beni seçmeyebilirsiniz. Ama gelecek olanlar da bunu yürüteceklerine dair taahhütte bulunmalılar. Söz vermeliler. Halkta o zaman demeli ki arkadaş be ben X malımı gidip parasını veriyorum. Satın alıyorum. Faturayı da alivre alıyorum. Cebime koyuyorum. Tesellüm makbuzu